Değerli boğa burçları 15-21 Aralık dönemi sizleri neler bekliyor? Bir cumadan bir cumaya yorumlamaya çalışacağım. Hayırlı güzel bir cuma gününüz olsun. Mübarek olsun efendim. <laughs> Hud, Hud, suresi 123. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur arkadaşlar. Ve ilehi Yacunun emrül küllühüm. Bütün işler ona döner ve de son noktayı tabii ki ne şartlarda olursa olsun ne dilerseniz dileyin son söz tabii ki Cenab-ı Allah'a aittir. Bir konuda karar vermek istediğinizi ama işi kadere, kısmete bıraktığınızı görüyorum. Tamam. Bu %100 doğru değil ama bence bir miktar doğruluğu var. İşte son sözü Allah söyleyecek. Senin bazı planların var Boğa burcu. Bakalım diyorsun bu zorlu mücadele ne olacak diyorsun. Bir Neptün Mars arasındaki açılar bir mücadeleye giriştiğini zorlu görünümlerin olduğunu özellikle 5 gün evvelden başladı. 5 gün sonraya kadar böyle bazı olaylar cereyan ediyor. Bazı olayları yoluna koymaya çalışıyorsun. Bir söz canını yakmış olabilir ama uzakta bir birileri. Uzakta birileri yani seni her konuda yıpratmış olabilir ezmeye çalışan birileri var yakınında ne olursa olsun sezgisel ve içe dönmeyi başarabildiğin için zaten boğa burcuyla aklı olan uğraşmaz ilahi adalet onu çarpar onu da demek istiyorum sizinle uğraşanların çarpıldığını göreceksiniz hiçbir şeyi ciddiye alma planlarını yerine oturttun sen elinden geleni yaptın değerli boğa burcu işte akışta kal ayeti kerime de olduğu gibi son sözü Allah söyler son sözü kadar söyleyecek ve senin lehine olacak gelişmeler var elinden çıktın çıkan bir mal varsa para varsa geri dönebilir giden biri varsa beni unuttu gelmez dediysen gelebilir bak herkese ben Mesela biraz evvel terazileri çektim. Onlara dedim ki geçmişten gelen biri olursa kabul etmeyin. Ama sizin açılarınız öyle değil. Eski sevgili gelirse tekrar bir deneyelim derse kabul edin. Sizin açılarınız daha daha kurtarıcı geldi. Fırsatları ayağına getirecek, yarım kalmış ilişkileri, yarım kalmışlıkları tekrar dönüşmüş olarak olumlu yönde gözünüzün önünde serecekler arkadaşlar bazı yanılsamalar yaşamışsın ciddi kararlar alma ve bir olayı rayına oturtmak için akıllıca çalışacağını cesaretini kolayca taşıyacağını görüyorum arkadaşlar sağlıklı günler geçireceğinizi bir hastalıkla ilgili teşhis konduysa bunun tedavisiyle uğraşacağınızı değişim, çözüm, fırsatlar ve hastalığın iyileşmesini görüyorum. Bak hasta olan biri sen olabilirsin yakının olabilir. Önce bir bomba etkisi yapmış. Yani bununla nasıl geçim edeceğim, bu hastalıkla nasıl idare edeceğim der gibi bu zorluk ve sıkıntıyı göze alamamışsın. Ama ne olursa olsun açık fikirli ve analitik düşünerek ve hastalığı mantıklı bir şekilde tedavi ederekten şifa bulacak birileri var. Bir şehirden bir şehre gitme, birkaç kişinin bir araya gelmesi gibi aktiviteler ve ortamın ve kişilerin değişmesi de söz konusu olacak. Yani kişiler değişiyor derken belki işin biraz değişebilir, iş arkadaşların değişebilir. Ya da birileriyle yola gidebilirsin. Bunlar da çok hayırlı, uğurlu olacaktır sevgili dostlarım. Aşk anlamında da değişim iyi fakat geriden gelenler, geçmişten gelenler var. İşte onları değerlendireceğiz. Bir düşünelim diyeceğiz. Kimine iyi olur, kimine kötü olur. Ben bir düşünün derim, fırsat verin derim. Cesaretlenin. Kolayca çözümlere ulaşacaksınız. Esra gibi isminde E harfi, S harfi, A harfi olanlar ismi a ile başlayanlar arzu gibi sonu a ile bitenler işte sonu a ile bitenler mesela Rana gibi bu kişiler bahtları çok açık arkadaşlar bu hafta ismi a ile e ile başlayan a ile e ile bitenler isminin ortasında r harfi olanların ben ebcedde hesapladım bu hafta baht, bahtı ve sevgi enerjileri çok yoğun. Birileri size sevgisini gösterebilir. Uygun bir dönemler. Birileri seni güzel bulabilir. Al, al benisi iyidir der. Böyle güzel sözler duyacaksınız. Birileri seni çok beğeniyor sevgili boğa burcu bekar olanlara diyorum. Görüşmeler, konuşmalar iyi. Yani erkeklere de söylüyorum boğa erkeklerine boğa hanımlarına da söylüyorum hem maddi dünyada değişim hem de aşk anlamında ilerlebeler var böyle ele alınıyor arkadaşlar anahtarın çıkıyor ev alma araba alma gibi bir kapıyı araladığını ve bu kapıların sonsuza kadar açıldığını yine anahtar enerjisi açık sözlü olacağınızı, dürüst olacağınızı, ilişkilerde birlikteliklere önem vereceğinizi. Gizlilik içinde yürüttüğünüz bir konu varsa bakın anahtar bunu da gösteriyor. Başarısızsanız yani bir konuyu öğrenmek istiyorsunuz, öğrenemiyorsunuz. Nedir bu hayır mıdır, şer midir dediğinizde gizli bir şey kalmayacak. Bu anahtar gizemin kapısını da aralıyor gizli bir şey de kalmıyor sevgili dostlarım. Başarısızlıkların gideceğini, uygun bir döneme geldiğini, ne için uygun bir dönem? Bir kere verilmesi gereken sınavlar, resmi evraklar, uygun bir dönem. Bunları hayata geçireceksin. Pratik somut bakış açısıyla paranın değerini bilerek sevginin tadını çıkartarak mutlu bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Spor yapabilirsiniz. Aynı şekilde vücudunuzu esnetme gibi kendinizi yenileme gibi konularda çok iyi olacağınızı yenilenmelerin sana iyilikler güzellikler taşıdığını söyleyebilirim. İkizler burçlarıyla sorunlar. Merkür'ün açısı dolayısıyla, Merkür'ün pozisyonu dolayısıyla ikizlerle ilgili sorunlar çıkıyor. Başakla ilgili sorunlar çıkıyor ve Koçla ilgili sorunlar çıkıyor. Bir anda çözülecek ve sevgi enerjisi girecek yerine sevgi geliyor. Yalnız ben kadın ya da erkek fark etmiyor. Boğa burçlarına diyorum ki mahalle baskısı var toplum baskısı var. Bunlara karşı çok dikkatli olun. Bir aile baskısı da olabilir. Zorlu geçirilen hani bu birileri senin hayatına müdahale ettiği için biraz zorlu bir hafta olabilir. Ona dikkat edin. Zorlu olmasın. Bir yargıya varacağınızı belli bir işleri başaracağınızı görüyorum ve agresif tepkilerden sonra çabuk etkilenmeler ve bir şeye tepki veriyorsun agresifsin ondan sonra zaten karşıdaki kişi veya üç kişiye görüyorum arkadaşlar üç kişiye tepki verebilirsin <laughs> bu tepki sonucunda üç kişiyle ilgili sorunlar çözülüyor ve bir daha da sana baskı yapamıyorlar. Bir daha da sana arkandan konuşup iftira atamıyorlar. İş hayatında kurulan tuzaklardan kurtulduğunu yapılan dedikodular olabilir. Bazı arkadan hançerlemeler olabilir. Bunların da etkisiz hale geleceğini söyleyebilirim. İş yerinde kendini zaten korumaya almışsın. Güzel telefonlar, güzel işleri başaracağını görüyorum. 16 gün içerisinde de bir yola gidiyorsun uzun bir yol ya da uçak seyahati hayırlısıyla o seyahatte de çok güzel haberlerle döneceksin iki tane işini halletmeyi başaracaksın ve de aslında iki tane de yol çıkıyor biri daha böyle hava yolu gibi daha uzak bir mesafe diğeri gel gitli kısa bir mesafe ama ne olursa olsun kendi gücünü kullanacaksın üçlü bir vade veriyor üç gün 3 hafta üç ay içerisinde evlilikle ilgili sorunlar bitiyor. İlişkilerle ilgili sorunlar sıfırlanıyor. Siktinizi vermek istiyorum. Boğa burçları ya basit zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 72'dir. Evet. Rızıkları veren odur. Her ruhu yarattığı her ruhu rızıklandıran odur anlamındadır. Ya basit zikri arkadaşlar. Kolaylıkla paranın akması için çekilecek. Niyetinizi böyle alsanız daha güzel olur. Ya basit, ya basit, ya basit. 72 Yani para bana kolaylıkla akarak gelir. Rızkı veren hüdadır. Anlamındadır sevgili dostlarım. Bunları çektikten sonra inşallah kaostan kurtulacaksınız. Hayat enerjinizi böyle daha da çoğaltacaksınız. Güç ve kudret sahibi olacaksınız. Sevgi ve çokça muhabbet gönderiyorum. Aklım, kalbim ve her türlü gelişimim sizinle oluyor. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. gelecek hafta sevgimizi paylaşmak üzere diyorum. Gelecek cuma günü bekliyorum bu avuçlar. Hoşça kalın, dostça kalın.